İyi akşamlar. Doğru Açı'da bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi HDP seçim ittifakı mümkün mü? Bunu konuşacağız. Kemalizm ve Kürtler bir cephede buluşabilir mi? Türk solu BDP ve CHP arasında köprü kurabilir mi? Konuklarımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın Ankara stüdyomuzdan bağlanacak. Birazdan inşallah vasıl olacak. Tarihçi öğretim üyesi ve bu arada Serbestiyet sitesi yazarı Profesör Doktor Halil Berktay, Doçent Doktor Vahap Coşkun, Doçent Doktor İlhan Kaya konuklarımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan Bey gelmeden Cumhuriyet Halk Partisi HDP'den isterseniz Vahap Bey ile başlayalım. Bölgede BDP'nin bölgede HDP'nin batıda varlığı son olarak nasıl ele alınıyor? Çünkü başlangıçta bir takım tereddütler olmuştu. Tereddütler giderilebilmiş değil. Bence rahatsızlık da giderilebilmiş değil. Bu BDP'nin ikiye bölünerek, yani bölgede BDP kimliği altında, batıda da HDP kimliği altında seçime girmesi, benim görebildiğim kadarıyla hem BDP'nin tabanında hem BDP'nin yönetim kadrosunda, mesela parti grubunda, parti meclisinde ciddi sıkıntılara sebebiyet veren bir yaklaşım. Bunun giderilebildiğini söylemek mümkün değil. O açıdan bir sıkıntının devam ettiğini düşünüyorum. Aslında salt, hani seçim stratejisi üzerinden yaşanan bir sıkıntı değil bence. Aynı zamanda BDP ile HDP işbirliğinin hem meydana geliş şekli hem bundan sonra gözetilen amaçlar noktasında da BDP mesela içerisinde... Mesela gözetilen amaçlar deyince? Bir amaç şu mesela, deniliyor ki bu seçime HDP ve BDP ayrı kimlikler altında girecekler ama bir sonraki yapılacak olan seçimde, yani 2015'te yapılacak olan genel seçimlerde tek bir parti HDP kimliği altında girilecek şeklinde bir strateji belirlendi. Bunun BDP'de çok ciddi bir karşılık bulduğu ve benimsendiği kanaatinde değilim. Hatta şunu söyleyeyim, bu benimsenmediği içindir ki veya BDP içerisinde içselleştirilmediği içindir ki ara bir formül olarak batıda HDP, doğuda BDP sistemi benimsendi. Yoksa eğer bu gerçekten BDP'nin hani canı gönülden sarıldığı bir proje olsaydı, HDP kimliği altında bütün seçimlere girmede herhangi bir yasal mahsur yoktu. Yani bu Türkiye'lileşmek projesi dahilinde. Şimdi bu Türkiye'lileşme, evet, amaç, hani temel amaç o, söylenen temel amaç o. Bu Türkiye'lileşmenin sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü BDP'nin gerek aldığı oy oranı itibariyle, oy aldığı yerler açısından, gerekse siyaset dili itibariyle Türkiye'lileşmediğine dair çeşitli eleştiriler var. Bu eleştirileri en fazla yapanlardan bir tanesi Öcalan. Zaten HDP projesinin müelliflerinden bir tanesi de Öcalan ve bu HDP'yi işte Türkiye Partisi, BDP'yi Türkiye Partisi haline getirmenin bir yöntemi olarak ortaya koydu. Şimdi bunu yaptığınızda hem partinin bütün organizasyonda bir değişiklik yapmayı gerektiriyor, hem de partinin kullanacağı dilde, siyasi dilde bir değişiklik yapmayı gerektiriyor. Bu Türkiye'lileşme perspektifi de bence iki türlü tepki yarattı. Bunlardan bir tanesi, bu Türkiye'lileşme perspektifini benimseyen ama bu aktörlerle, işbirliği yapılan aktörlerle Türkiye'lileşme perspektifinin gerçekleşmeyeceğini söyleyenler yani var. Yani Türk solu. Türk solu, evet, yani Türk solu. Bu parti içerisinde de örneğin. Ama şimdi Altan... ister istemez mesela Mahir Çayan'ın emaneti dedi, değil mi? Abdullah Öcalan. Hı-hı. Kiminle Mahir Çayan'ın emanetini paylaşabilirdi ki BDP? Şimdi BDP'nin şöyle bir durumu var. BDP bölgede iki büyük partiden bir tanesi. Dolayısıyla BDP bölge açısından düşündüğünüzde merkez bir parti. Ve merkez bir partinin de siyaset dilinin hani daha herkesi kuşatacak, kapsayacak bir dil olması gerekiyor. Kaçınılmaz olarak, çünkü herkesten oy talep ediyorsunuz. Bir diğer taraftan karşınızda diğer büyük bir güç olarak AKP var. AKP seçmeni var ve o AKP seçmenini de kendinize çekecek veya AKP seçmeninden de oy devşirebilecek bir dil kullanmanız gerekiyor. Radikal bir sol söylem, yani radikal bir sol söylemin böyle bir merkez partisi amacına hizmet edeceği kanaatinde değilim. Bunun üzerinden Türkiye'lileşmenin de gerçekleşeceği kanaatinde değilim. Yani böyle bir durum var. Ama şunu sorabilir miyim Vahap Bey? BDP'nin sol görüntüsü Kürt meselesi üzerinden pek gözükmüyor. Sol fikirleri, ekonomiye yaklaşımı. Ama Türk soluyla birlikte o sol elbisesini üzerine daha fazla giydiğini düşünebilir miyiz?
Yani aslında şöyle de söylenebilir belki. Ve bunun benimsenen, bölgede tepki. Benimsenen yöntem ve işbirliği yapılan aktörler bir nevi BDP'nin üst yönetimini ve BDP'nin siyaset dilini sola hapseden bir dil. Yani bu da BDP'nin tabanı ile örtüşebilen bir dil değil benim görebildiğim kadarıyla. Bu BDP tabanında ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Ama neden hani bu rahatsızlık görünebilir bir rahatsızlık değil? Şundan dolayı, çünkü şu anda BDP seçmeni bir milli davanın yürütüldüğü kanısında. Dolayısıyla buradaki ideolojik ayrılıkları veya ideolojik görüş farklılıklarını çok öne alan bir dil kullanmıyor. Mesela sosyalist düşünceyle uzaktan yakından ilintisi olmayan insanlar da BDP'ye oy veriyorlar. Evet. Çünkü o orada BDP'nin sol dili onlar açısından bir tercih sebebi teşkil etmiyor. O daha ziyade BDP'nin Kürt meselesindeki tavrı veya Kürt kimliğine yönelik bakışı sebebiyle oy veriyor. Nitekim bölgeye göre de genişleme mecburiyeti hissetti BDP ki Şerafettin Bey merhum, Altantan değişik siyasi figürleri de evet, 2011 seçiminde kattı. Böyle bir strateji izlendi. Yani emek, özgürlük ve demokrasi bloku altında hem Türkiye solunda hem de aynı zamanda muhafazakar ve mütedeyin kesimlere veya işte Kürt milliyetçisi gruplara hitap edebilecek seçmenlere de kendisi kendi listelerinde yer verdi. Böyle bir strateji izledi. Ancak şu andaki stratejinin, yani HDP ile birleşmenin en fazla eleştirildiği noktalardan bir tanesi, muhafazakar ve mütedeyin kesimlere, örneğin mesela AKP tabanına yönelebilecek bir dilin kullanılmaması veya bir aktörün bunun içerisinde yer almaması. Evet. Bu arada Ankara'da konuğumuz gelmiş stüdyoda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Size ve konuklarınıza Ankara'dan selam iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. HDP Kongresi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden de siyasiler katıldı. Üzerinden tartışmalar da geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, üstelik de yerel seçimlerle alakalı bir isim olarak, HDP'ye baktığınızda partinize yönelik bir mesaj gördünüz mü? Çünkü bu yönde açıklamalar oldu ama kongreyi izlediğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemine daha yakın gördüğünüz unsurlar oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Ben HDP Kongresi'ni Cumhuriyet Halk Partisi adına izleyen genel başkan yardımcısı değilim. Ancak bugüne kadar sergilediğim kimlik uyarınca solda oluşan bir siyasal partiyi dikkatle izleme ve değerlendirme çabası içerisinde oldum. Hem o kongreye egemen olan havayı gözledim, hem de HDP'nin doğmasına neden olan koşulları gözlemeye çalıştım. Şu çok açık, BDP Kürt etnisitesi üzerine dayanan bir siyasal parti ve bu çerçeve içerisinde Batı'da oy alabilmesi zor görünüyor. Ve BDP'nin bir Türkiye'lileşememe sorunu var. Bunu sadece biz saptamıyoruz, anlaşılan Kürt siyasetinin aktörleri de saptıyorlar. Dolayısıyla HDP'nin oluşturulmasına ihtiyaç var. O halde soruyu şöyle sormak lazım. HDP oluşturuluyor ise BDP neden devam ediyor? Bu soruya vereceğimiz cevap, BDP'nin egemen olduğu bölgelerde de HDP'nin seçime girmesinin ve bu seçimlerde başarı kazanmasının riskli olacağına yönelik bir değerlendirme ortaya çıkmış ki Türkiye'nin yarısında BDP, diğer yarısında HDP olarak seçime girme gereğini duyuyorlar. Tabii şunu da söyleyelim, basına yansıdığı ve izleyebildiğimiz kadarıyla HDP'nin oluşumuna karar veren Abdullah Öcalan'ın bizzat kendisi. BDP'nin içinde buna yönelik bazı kısır tartışmaların olduğunu görüyoruz. Hala da devam eden ve belki de vites yükseltecek çeşitli tartışmalar da var. Ben onları bir tarafa bırakayım. Gerekirse döneriz. Ama HDP'nin oluşumu, kongresi ve işte ortaya koydukları bildirgede bize yakın olan şeyler var mı diye belki meseleye bakmak lazım. HDP özgürlük, eşitlik, adalet üzerine, ekoloji üzerine sıklıkla vurgu yapıyor. Bunun solun evrensel değerleri, belki de insanlığın bugüne kadar taşıdığı evrensel değerler olduğunu bilmek, kabul etmek gerekiyor.
Ama bunun dışında yaptığı bazı vurguların Cumhuriyet Halk Partisi tarafından üstlenmeyen vurgular olduğunu da söylemek gerekir. Gerekirse bunları da açarız. Temel sorun şu, HDP Türkiye'lileşme vurgusunu yürütecek mi, yoksa burada bir geriye gidiş olacak mı? Bu tartışma bence çok yararlı bir tartışmadır. Ve taraflardan bazıları, daha doğrusu bu oluşuma muhalif bakanlardan bazıları şöyle söylüyorlar. Evet, BDP hareketinin Türkiye'lileşmesi iyi bir şeydir. Ama HDP içerisindeki içine almaya çalıştığı unsurlar marjinal unsurlardır. Şimdi ben bu marjinal lafına gerçekten takık bir insanım. Siyasetçi olmadan evvel de bu marjinal lafına takıktım. Çünkü muktedir olan, iktidar olan birini marjinal diye tanımlar. Dolayısıyla marjinal olan her zaman muktedir olanın karşısındadır. Birilerinin oturup geriye kalan insanlara siz marjinalsiniz diye isim takması, başbakanın işte geziye çıkan gençlere, özgürlük diye bağıran gençlere bunlar marjinal gruplar diye bakması ve bağırmasından bence farklı değil. Bu ataerkil konum solda siyaset yapan, sağda siyaset yapan birçok insanın sadece diline değil bakışına da egemen olmuş durumda. Belki meseleye şöyle bakabiliriz. Bizim marjinal diye baktığımız gruplar ne diyorlar? Acaba sözleri ne? Bu sözlerin Türkiye açısından ifade ettiği anlamlar nedir? Bu çocuklar neden bu kadar fazla bağırıyorlar? Neden bu kadar fazla eşitlik talebinde bulunuyorlar? Bunu doğru dürüst analiz ettiğimizde bizim orada marjinal diye tanımladığımız grupların aslında toplumsal değişimin pekala dinamiği olabilecek yapılar olması gerektiğini de en azından görürüz. Kabaca toplamak gerekirse bir siyasal oluşum olarak HDP kendisini ifade ediyor. Kentli ve evrensel sol değerlere yakın bir siyasal parti olarak tanımlıyor. Yürüyüşünün buna uygun olup olmadığını, oluşum dinamiklerinin buna izin verip vermeyeceğini hep beraber görürüz. Ama ben bir başka siyasal partinin yöneticisi olarak daha fazla bir değerlendirmeyi bir başka siyasal partiye yönelik bir haksız tutum içerisinde ya da onları olumlulama tutumu içerisinde görmekle eşdeğer sayarım. Kısacası HDP bir siyasal oluşumdur. Bir boşluğu doldurma iddiasındadır. Yürüyüşünü yürüyecektir ve hepimiz hep beraber Türkiye'deki 76-77 milyon insan bu yolculuğun nereye varacağını göreceğiz. Peki ben şunu Gökhan Bey, şunu yetinim. Sormak istiyorum. Şimdi hem HDP'den hem BDP'den Cumhuriyet Halk Partisi ile bilhassa İstanbul'da bazı yerlerde ittifak kurulabileceği yönünde öneriler de oldu. Bir yandan spekülasyon da devam ediyor. Halbuki spekülasyonun da biraz ötesinde gibi gözüküyor partinizin resmi açıklamalarına rağmen. Bu bir ihtimal olabilir mi? Bazı yerlerde, belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP güç ittifakı yapabilir mi? Önce şunu soralım. Hani HDP ve CHP'yi bir tarafa koymadan önce şu soruyu soralım. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde iki siyasal partinin yöneticileri otursalar ve masa başında bir ittifak görüşmesi yapsalar, çeşitli kararlar alsalar, bunu tabanlarına aktaracaklar ve bu tabanda buna bu şekilde cevap verecek, öyle mi? Yani buna biz siyaset mühendisliği diyoruz ve ben dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bunun masa üzerinde yapılan anlaşmalarla yaşama geçirilecek şeyler olamayacağını söylüyorum. Şehvetle atılan başlıkları ben de izliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak altını kalın bir çizgiyle çizerek ifade etmek istiyorum. Hiçbir siyasal partiyle bizim bir görüşmemiz, bir pazarlığımız, şu belediyeyi sen al, bu belediyeyi bana ver falan gibi bir sözleşmemiz söz konusu değildir ve olamaz. Yani düşünmüyorsunuz da öyle mi? Türkiye'nin demokrasi geleceği açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Bu memlekette çok ciddi bir demokrasi açığı vardır. Bu demokrasi açığını ilkeli bir tutumla
birbirine böbürlenmeden, ötekileştirmeden ya da ben büyüğüm, ben abiyim tafralara atmadan bir dayanışma ruhu içerisinde kapatmaya çalışmak ve bu memlekette emekten yana, özgürlükten yana, kardeşlikten yana, barıştan yana ve Türkiye'nin ortak geleceğinden yana bir tutum almak, demokrasi dışı tutum almakta bir beis görmeyenleri... Gökhan Bey, bu tutumun siyasetteki tercümesi nedir acaba? Yani katiyen biz hiçbir belediyede böyle bir şeye girişmeyeceğiz manasına mı geliyor? Yoksa bir süre sonra biraz evvel söylediğiniz sözlerden bunun muhtemel olabileceğini mi düşünmeliyiz? Madem ki çok ciddi bir demokrasi açığı var Türkiye'de dediğinize göre. Evet. Çok açık konuştuğumu düşünüyorum. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Siz bir yerel seçim bildirgesi çıkartırsınız. Bu yerel seçim bildirgesinde yapacaklarınızı yazarsınız. Ama yurttaşın buna inanması, bu yerel seçim bildirgesini hayata geçirecek kadroyu da görmekle belki mümkün olabilir. O da her zaman mümkün olacaktır anlamını taşımaz. Belki mümkün olabilir. Dolayısıyla siz eğer bildirgenizde toplumun, Türkiye'nin bugünkü gereksinimlerine denk düşen şeyleri düşünüp yazabiliyorsanız, bunu samimi ve gerçekçi bir şekilde dile getirebiliyorsanız ve bunu hayata geçirebilecek mekanizmaları kurabiliyorsanız, geçmişte yapılan hataları tamir edebilecek bir kararlılığı, inancı, samimiyeti kadronuzla gösterebiliyorsanız bu konuda yol alabilirsiniz. Peki Gökhan Bey, bir de diğer şunu sormak istiyorum. Belki mevzuyu biraz daha açmamız için siyasi cepheden. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi bugün BDP'de o çatı altında siyaset yapan bir takım milletvekillerininle beraber siyasi tecrübeleri oldu. 89'da Türkiye'de hiç kimse konuşmazken işte bir Kürt raporu hazırlamıştı Cumhuriyet Halk Partisi. SHP deneyimi oldu ve tabiri caizse bu iki Kürt siyaseti ve CHP arasında dönem dönem bir takım işler oldu. Bunlar baktığınızda sizin açınızdan kötü tecrübeler mi? Tabu mu partiniz açısından bir daha böyle şeylerin yan yana gelmesi? Ama çok kısa alayım, sonra tekrar size döneceğiz çünkü. Peki, o zaman ben de çok net cevap vereyim. Türkiye'de siyasal hareketlerin birbirini anlaması ve ortak Türkiye ideali için birlikte çalışabilmesi gerekir. Beraber ne yapılabileceğine bakılır. Siyasetin dili de böyle bir şeydir. Ama bu ittifak, görüşme ve pazarlık olarak tanımlanırsa bu yapılmaya çalışılan şeyi küçültücü bir nitelik taşır. Ya da koalisyon diyebiliriz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiden yana tüm güçlerle beraber olmaya ve Türkiye'nin demokrasi dışı gidişine bir son vermeye yönelik bir kararlılığa ve bir samimiyete sahibiz. Halil Bey, şimdi baktığımızda size bir tarihçi olarak sormak istiyorum. Şimdi siyasette ittifak, koalisyon, bunlar aslında herhalde kötü kelimeler değil, değil mi? İlla dayanışma içerisinde olmamız gerekmiyor demokrasi için. Bu perspektiften baktığımızda siz geçmiş CHP tecrübelerine bakarak, Gökhan Bey'in de söylediklerinden yola çıkarak böyle bir yelpazenin açılmasına uygun görüyor musunuz siyasi ortamı? Burada çeşitli sorular var, çeşitli sorunlar var. Bir kere başlı başına bu BDP-HDP ilişkisi ve Vahap Coşkun'un işaret ettiği bunun tuhaflığı, eritiliği vesaire gibi bir mesele var. Bu yani BDP'nin Türkiye'lileşmesini filan sağlar mı diye bir sorun var. Sayın Gökhan Günaydın'ın işaret ettiği, daha doğrusu kendince dile getirdiği, hayır bunlar marjinal unsurlar değildirler meselesi var. Öyle mi acaba? Marjinal unsurlar değiller mi? Yani iktidara karşı olmak otomatik olarak marjinal olmamak anlamına gelir mi? Yani her durumda marjinallik tespiti haksız bir suçlama mıdır? Bunda benim çok derin şüphelerim var.
Onu biraz açabilir misiniz? Marjinal kelimesi Türkiye'de ne ifade ediyor? Ne ya marjinal? Vallahi marjinal sözcüğü rastgele, ulu orta vesaire kullanılıyor olabilir ama bence bu durumda, bu somut durumda HDP'nin kuruluşuna ve kurucularına baktığımda hani Türk solu veya Türkiye soluyla birleşiyoruz veya onunla güç birliği yapıyoruz denilebilecek ve bundan medet umulabilecek bir perspektif içinde bakıldığında ben bunu son derece marjinal görüyorum. Hı. Yani Vahap Coşkun zaten şey diye ifade etti, çok dar bir sol vizyon ve söyleme hapsetmek gibi bir, tam şimdi evet. Hatırlayamayacağım sözcüklerini ama ben de tamamen öyle geliyorum, görüyorum. Yani bu insanların Ertuğrul Kürkçülerin, Levent Tüzellerin, Sırrı Süreyya Önderlerin filan kendi başlarına hiçbir tabanları ve ciddi bir seçmene seslenme kapasiteleri, bir oy getirici kapasiteleri filan olmadığı kanısındayım. Bunun sıfır mesabesinde olduğu kanısındayım. Esasen yani geçen seçimlerde BDP'nin kendi tabanına gidin bunlara oy verin diye verdiği sinyal olmasaydı hiçbir şekilde seçilemezlerdi. Mümkün değildi. Hani Türkiye'de böyle bir kere... Yani sol üzerinden değil, Kürt meselesi üzerinden seçildiler. Tabii ki Kürt meselesi üzerinden ve eşantiyon kabilinden seçildiler. Açıkça söylüyorum, göstermelik Türk solcuları olarak, böyle vitrinde süs olarak seçildiler. Hiçbir ciddi, onun dışında bir siyasi varlıkları, tabanları vesaire söz konusu değil. Olsa olsa nostaljik olarak gidip oy verecek 3-5 kişi olabilir. Başka hiçbir potansiyelleri mevcut değil. Realist değil, romantik bir seçmeni mi var? Yani olsa olsa hani yani işte Ertuğrul Kürkçü'nün geçmişte Dev Genç Başkanlığını bilmem işte THKPC içindeki konumunu falan hatırlayan yani geçmişte oralara gönül vermiş insanlar gidip oy verirlerse falan onu bilemem. Onun dışında çağdaş dünyanın ve Türkiye'nin dinamikleri içinde anlamlı bir yer tutmaktan kaynaklanan hiçbir potansiyellerini göremiyorum. Dolayısıyla antre parantez BDP açısından bunun felaket bir yanlış hesap olduğu kanısındayım. Yani çok net söyleyeceğim. Vahap Coşkun'un nezaketen belki kullanmadığı sözcüklerle söyleyeceğim. Felaket bir yanlış hesap olduğu kanısındayım. Şimdi üçüncüsü gelelim işin CHP ucuna. Burada iki soru var. Evet, şimdi CHP'ye göz kırptı Sabah evet, Tuncel değil mi? Mümkün evet, dedi. Evet. Hatta Selahattin Demirtaş gönül isterdi ki gibi bir ifade kullandı. Aynı şekilde CHP'den de öyle sinyaller geliyor. Yani her iki tarafta ilkeli bir birliktelikte bir arada yürüyebiliriz diyor. Dolayısıyla hem CHP'den hem BDP'den. Seviyeli bir beraberlik evet. deyimi var. Ben şimdi Sayın Gökhan Günaydın'ın söylediklerini de her ne kadar kendisi böyle belirtik yorumlara son derece net sınır çizmeye bunları dışlamaya çalıştıysa da aslında söylediklerini bunun olabilirliğini dışlamamak olarak okuyor. Evet. Bütün söyledikleri o doğrultudaydı. Başlı başına demin değindiğim husus yani bunların bu HDP'ye ve HDP'yi kuran isimlere marjinallik suçlamasının haksız olduğu, iktidara karşı olan herkese marjinal dendiği ve dolayısıyla bunun da haksız olduğu şeklindeki yorumu ki aslında bir savunuydu. Yani bunlar marjinal değildir, bunlar ciddidir demeye getiriyor. Ve ondan sonra daha sonra söyledikleri, yani biz seçim beyannameleri yayınlanır, ilkesel olarak emekten, demokrasiden yana gördüğümüz herkesle dayanışma içinde oluruz filan, bu kapıyı kapamamaya çok özen gösterdiğini düşünüyorum. Bu nötr bir saptama. Şimdi bu iyi olur mu? İsterseniz iyi olup olmadığını reklamdan sonra alayım sizden ama şu soruyu da sorarak
Bir yandan da baktığımızda Gökhan Bey'de de BDP'ye nispetle, en azından BDP'li siyasilere nispetle daha dikkatli bir dil hissediliyor. Daha mesafeli. Bugün Türkiye'de mecbur mudur hala siyasiler konuşurken, bu kadar Kürt siyaseti Türkiye'nin içindeyken dikkatli konuşmaya, ama reklamdan sonra... Kürt meselesi konusundaki vokabülerimi kastediyorsunuz. Evet, devam edelim reklamdan. Küçük bir reklam. Bey, reklama girmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın çok dikkatli bir dille muhtemel belki görüşmeler, işte İstanbul'da bir takım seçim spekülasyonları yapılıyor. Ama kullandığı dile dikkat çekmiştim. Bir yandan da şunu da eklemek istiyorum soru olarak. Gezi olaylarında bir yandan da, yanılıyor muyum bilmiyorum, düzeltirsiniz. Şunu da gördük, sanki BDP'ye, CHP hafif bir göz kırpsa, bir ittifak, koalisyon demiyorum ama bir sevinç oluşturacak. Yani böyle bir beklenti sanki her zaman var gibi. Çünkü Kürt siyasette neticede bu zamana kadar ittifak yaptığında yine CHP ile yaptı. En azından içinde yaptı. Şimdi CHP'nin, yani Sayın Günaydın'ın dilini hangi bakımdan çok ihtiyatlı, çok dikkatli veya aşırı ölçülü bulduğunuzu... Yani demokratik, açık, dayanışma, beraberlik, ittifak ve koalisyon kelimelerini bir yana bırakarak... Halbuki bu iki kelime de siyasette ama yani sonuç kelime olarak alınmış bir kararları yoksa, belirlenmiş bir çizgileri yoksa ne diyebilirdi başka? Bilmiyorum. Ben dediğim gibi konuşmasını esas olarak bunun olabilirliğine, böyle bir olasılığa açık kapı bırakmak şeklinde, evet, kapatmamak. Herhalde açık Gökhan kapı Bey bırakmak de katılıyordur değil mi Gökhan katılsın Bey? Katılsın veya evet, katılmasın. Yani ben onun katılsın katılması veya katılmamasıyla bağlı değilim. Ben kendi yorumumu söylüyorum. Söylediklerini nasıl okuduğumu söylüyorum. Yani onun kanısınca bu yanlış yorum olabilir, çarpıtma olabilir, şu olabilir, evet, bu olabilir. Ama ben gördüğümü, ben gördüğümü söylüyorum. Düzeltmesi de fark etmez. Şimdi ben bunu gördüm. Bir. Şimdi ikincisi, bunun şansı olup olmadığını ve aynı zamanda tarihsel bakımdan iyi, doğru, ahlaklı vesaire olup olmadığını ayrı ayrı konuşmak lazım. Realist bir şans tahmininde bulunayım. Bunun CHP'ye de HDP'ye de herhangi bir hayrı olması ihtimalini sıfır görüyorum. Burada hakikaten tamam, Abdullah Öcalan'ın BDP Türkiye'leşmeli, işte Türk soluyla birleşmeli filan diye kanımca artık pek de iyi tanımadığı ve realitelerinden koptuğu bir Türkiye hakkında bir şeyler söylemesinin beraberinde getirdiği bir dinamik var, ama ben bunun realizmden çok uzak olduğunu, BDP'nin böyle bir BDP ve bir HDP diye iki ayrı kuruluş yaratmakla ve kendi tabanına oy verdirtip meclise soktuğu insanları sanki bağımsız bir güçleri varmış gibi onlara güya batıdaki ortanın solu seçmenine hitap edecek bir parti kurdurtmakla onlara inanılmaz derecede yanlış bir piste girdiği kanısındayım. Bir, Türkiye'lileşme falan böyle olmaz. Böyle kozmetik şeylerle, böyle tabelalarla, etiketlerle falan olmaz. Bu çok daha derin düşünmeyi, BDP'nin bütün kendi vizyonunu ve söylemini çok kapsamlı bir şekilde değiştirmesini gerektirir. BDP onu değiştirmedikçe böyle tamamen yani yatay mesela, sözüm ona örneklendirirseniz. Bu ayrı bir şey. Bunu ayrıca örneklendireyim. Yani BDP'nin hakikaten Türkiye çapında ortanın solu bir parti olarak düşünmesi ve yani bir Kürt partisi olmaktan çıkması neleri gerektirir? Bunun olabilirliği var mıdır? Bu olabilirliği de
Çok büyük soru işareti. Çok büyük soru işareti. Bunlara ayrıca gireriz. Hatta buna gerek var mıdır belki? Gerek var mıdır? Evet. Gerek var mıdır? Yani ben BDP'ye Türkiye'de bir Kürt partisi olarak, olası Kürt partilerinden biri olarak çok ciddi ihtiyaç olduğunu savunurum. Ama BDP'nin tarihsel rolü ve misyonu açısından böyle adeta bir arama konferansı düzenlemesine ve gezintiye çıkmasına gerek var mıdır? Bundan da çok çok şüpheliyim. Adam gibi bir Demokratik Kürt Partisi olarak Türkiye siyasetine çok büyük katkılarda bulunabilir. Bütün BDP ilişkin bütün karşıtlık ve eleştirilerim mahfuz olmak kaydıyla söylüyorum. Ama bunun hakikaten başarısızlığa mahkum bir yüzeysel cambazlık girişimi olduğu kanısındayım. İkincisi, mesela yani Türkiye çapında ittifak, İstanbul'da ittifak. Bunun nereden HDP'yi bıraktım, CHP'ye nasıl bir katkısı olabilir? Doğrudan doğruya seçimsel mantık içinde. Hiçbir yararı olmayacağını düşünüyorum. Yani, ama mesela Büyükşehir'de işte İstanbul'da, HDP'nin İstanbul'da. Misal kendi adayı yerine CHP'nin adayını desteklemesi. Hiçbir şey fark edeceği kanısında değilim. İstanbul'u AK Parti kazanır. Bütün belediyecilik hizmetleri ve pratikleriyle ve iktidardaki partinin de iktidardaki parti olmalarının da yardımıyla Sarıgüllü ve Sarıgülsüz kazanır. HDP'li ve HDP'siz kazanır. Hiçbir şansı olacağını sanmıyorum. Ama öte yandan yani bir de mesela bu ittifakın doğrudan doğruya BDP'nin kalbi olan Güneydoğu'da BDP'ye neye mal olacağı gibi meseleler var. Oraya gitmeyelim, CHP'de kalalım. Şimdi bir yeni CHP'den söz ediyoruz 2011 yılından bu yana. Hatta Gökhan Günaydın'ın da konuşması aslında bunu bir ölçüde teyit eder içinde. Kemal Bey'in dönem dönem tereddütlerine rağmen işte Deniz Baykal dönemine nispetle bir farklı bir yerde olduğu da her şeye rağmen gözüküyor. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha adım atması, bir yandan da Kürt meselesinin aslında tarihi olarak onunla bir sorun yaşıyor olması, bir takım gerginliklerin Türkiye'de inmesini sağlayabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ben çok mu rüya görüyorum? Şimdi şöyle bir şey, bence bir kere biz yani tartışmayı başlarken veri olarak elimizdeki şeylere baktığımızda şöyle bir sorun var. Acaba Türkiye'de hakikaten batılı anlamda bir sol var mı? Yani hani ittifak olacak işte Kürtlerin işte Türk soluyla işte BDP arasında böyle bir ilişki olacak. Bir kere bunda ben ciddi kuşkuluyum açıkçası. Yani bu hem CHP'de temsil edilen sol açısından da baktığımda böyle. CHP dışı sol diyebileceğiniz belki küçük grupları da katacak olursak böyle bir sorunun varlığından ben ciddi derecede şeyim açıkçası kuşkuluyum. BDP meselesinde ben BDP'nin de Kürt meselesi çözülmeden bir Türkiye partisi olabileceğini düşünmüyorum. Bu mümkün de gözükmüyor. Çünkü öncelikler bunlar. Bunlara odaklanmış ve bir sosyolojik temeli var bunun. Siyasi bir karşılığı var. Dolayısıyla oradan bu mesele çözülmeden bunun gündem bile olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Kürtlerin önceliği bu. Ve Türkiye'de seçmen sadakati en yüksek seçmen BDP seçmenidir. Yani bu bütün oynamalara rağmen. Ama şimdi BDP de yani Kürt meselesi bittiğinde ekonomik ve sosyal söylemi itibariyle şu an, Türk solundan şu, daha iyi durumda mıdır? Yani şöyle BDP'nin sol olduğunu da bilmiyoruz. Yani BDP ne kadar solcu o da ayrı bir problem. Yani çünkü sol söyleyen ne kadar hani bir kısım seküler yaşam tarzlarının otomatik bir solculukta olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Türkiye'nin deki sola baktığımızda çok temel birçok meselede büyük sorunları olduğunu düşünüyorum. Bunlar neler mesela? Bir kere özgürlükçü değil Türkiye'deki sol. En büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Doğru. Statükocu. Yani bu daha böyle hem CHP'den gelen damarda da bu var. Bugün belki HDP'de temsil edilen İşte Ertuğrul Kürtçü'nün söylemlerinde de bunu bulabilirsiniz. Peki BDP'de bir statikoculuk görüyor musunuz? BDP Kürt meselesinde birçok meselesinde bence daha ilerici, daha şeyci ama
BDP'nin de bence çözmeye çalışsa bile çoğulcu düşündüğünü düşünmüyorum açıkçası. İçermeci bir siyaset güttüğünü düşünmüyorum. Her ne kadar bölgede bunu amaçlasa bile Türkiye'de önceliği bu olmadığı için zaten öyle bir kaygısı da yok açıkçası. Ne yapıyor? İşte muhafazakar Kürtleri de kazanabileceğini düşündüğü zamanlarda bir kısım dini söylemlere girebiliyor. Mesela dini bir şekilde içerebiliyor. Bir çeşit koalisyon partisi gibi. Koalisyon partisi gibi demeyelim de hani burada işte diyelim ki sizin AK Parti'den oy almanız gerekir. AK Parti'ye oy veren kesimler muhafazakar dindar kesimler. Sizin onlardan oy alabilmeniz için bir kısım dini içerikli veya en azından dini temalı bir kısım atraksiyonlarda bulunmanız gerekir. Bir kısım politik söylemlerde bulunmanız gerekir. Bir alttan tanı koymanız gerekir gibi bir şekilde ona hitap eden bir boyutu var. Yine temel meselelerde bence Türkiye'deki solun birçok meselede, yani özgürlük meselesi öyle bir şey ki her tarafa sirayet ediyor. Kürt meselesinde hani CHP'nin soluna baktığımızda büyük bir sorun var. Bu kadar duyarsızlık, hani ne kadar rapor biz hazırladık, bu hiçbir anlamı yok, hiçbir karşılığı yok. Efendim 20 sene önce bir tane rapor hazırlanmışlar. Ne yapalım yani? Hiçbir işe de yaradığı yok yani. O zamandan bu yana o kadar anti-Kürt siyasetler izlediler ki... O kadar anti-Kürt siyaseti izliyor. O çok uzak bir geçmişte kaldı. Hani buna baktığınızda inanılmaz... Hayır, en azından için. Türkiye için zor olan yıllarda böyle bir tamam, hakkını teslim edelim ama... ilk yapanlardan, şey yapanlardan. Bir de şunu unutmayalım yani 1995'lerde mi, 93'lerde ilk işte Kürt siyasi partileri kurulduğunda bölgenin... CHP'nin bölgedeki oy oranları %40'ları falan buluyor yani. Bir Diyarbakır'a baktığınızda, diğer taraflara baktığınızda o taban komple şeye kaymış. BDP'ye kaymış şu anda. Tamamıyla neredeyse. Diyarbakır'da CHP'nin son birkaç seçimine baktım. Aldığı oy oranı %2'ler civarı. 1.97. Evet, 1.97. Şimdi bu anlamda baktığınızda bir kere Türkiye'de eğer özgürlükçü değilseniz, eğer bir sosyal demokrasi içerisinde siyaset üretmiyorsanız sizin o anlamda bir sol olmanızın çok mümkün olduğunu Peki, düşünmüyorum. Peki pragmatist yani. Davranıyor olabilirler mi? Yani mesela işte İstanbul'da diyelim seçim koalisyonları oluştu HDP ve CHP arasında. Bu BDP seçmenini Güneydoğu'da etkiler mi? Nereden çıktı bu iş derler mi yani? Hayır, şöyle hani o konuda baktığımızda bence Kürt seçmeni zaten durduğu yerde duracak yani. CHP oy verir mi? Hiç sanmıyorum. Yani bu kadar bu meselede duyarsız kalmış, hani ne kadar da söylemsel... Güneydoğu'da demiyorum. Yani İstanbul'da da vermez. İstanbul'da veren, yani İstanbul'da işte Sabah Tüncel'e oy vermişse işte BDP'nin adayı olarak çıktığı için, hani bağımsız aday olsa bir de BDP'nin aday olduğunu biliyor herkes. Bunu ona göre oy veriyor. Ama şimdi kime oy verir? Belki hiç kimseye oy vermez. Belki, olabilir mi böyle bir şey? Benim orada farklı bir öngörüm var. Son seçimde BDP İstanbul'da 5.6 oy aldı. Yani yaklaşık %6 oy aldı. Eğer HDP üzerinden CHP ile bir ittifak yapılırsa eğer, ben buradan HDP veya CHP'nin değil en fazla AKP'nin karlı çıkacağını düşünüyorum. Yani Kürt seçmeni CHP'ye oy vermeye ikna etmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hatta bugün gerekçe ne olursa olsun Kürt siyasetçileri açısından gidip CHP'ye gönül rahatlığıyla oy verin diyebilecek bir pozisyon olduğu kanaatinde değilim. O nedenle bu işbirliği, eğer olacaksa bu işbirliği veya böyle muhtemel bir işbirliği varsa, buradan CHP'nin değil bence AKP'nin ciddi manada kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Bir yandan da reklama gideceğiz ama şu soruyla gitmek istiyorum. Bir yandan da işte Gezi olaylarında gördük ki Gökhan Günaydın da hep oraya referans verdi. Oradan referans aldı. Bir AK Parti sert muhalefeti dahilinde yan yana gelmeyi uygun gören bir takım söylemler var. Doğru. Ama reklamdan sonra alayım cevabını Gökhan Bey'den de. Küçük bir reklam arası. Reklama gitmeden önce Halil Bey, Tayyip Erdoğan muhalefeti dahilinde yahut AK Parti muhalefeti dahilinde Gezi'den çıkarak HDP ve CHP'nin işte bazı yerlerde yan yana gelmesi, Gökhan Bey'in de demokrasi açığı diye belirttiği şey mümkün mü diye sormuştum size. İki şey söylemek istiyorum. Bu sebeple. İki şey söylemek istiyorum. İlk önce bir 1989'a. Şu CHP'nin Kürt raporu meselesine geri dönmek istiyorum. Çünkü bu işte
Yani bunun olabileceği CHP ile Kürtler arasında, bir Kürt partisi arasında bir uzlaşma, bir ittifak vesaire olabileceğine kanıt gösteriliyor. Geçmişte oldu, şimdi neden olmasın diye. 1989'da CHP Kürt raporunu hazırladığında bambaşka bir tarihsel ortam vardı ve ortada AK Parti yoktu. Türkiye'nin bütün siyasi yelpazesi değişikti. Bütün siyasi yelpaze, bütün mevzilenme değişikti. 10 yıllar boyu gerilerden gelen klasik bir sol-sağ mevzilenmesi vardı. O bağlamda daha önce zaten Kürt hareketi, Kürt milliyetçiliği adaylarını da ortanın solu partilerinden Erdal İnönü varken göstermişti. Bu geçmiş dönemin, geçmiş bir yüzyılın son kalıntısı olan bir olaydı. AK Parti'nin 1900 o kurumuş ve çürümüş 1990'lardan sonra AK Parti'nin siyaset sahnesine çıkması bütün mevzilenmeyi değiştirdi. Ve AK Parti siyaset sahnesine çıktıktan sonra Deniz Baykal döneminde ve sonra CHP Avrupa konusunda, demokratikleşme konusunda, Kürt sorunu konusunda, Kıbrıs sorununda ve bir dizi başka konuda AK Parti'ye sağdan muhalefet yaptı, soldan değil. Avrupa Birliği'ne belli belirsiz bir anti-emperyalizm mugalatasıyla karşı çıktı. Onurlu girelim, bilmem ne filan. Kürt meselesinde atılan ileri adımlara hep anti-Kürt bir Kemalist Atatürkçü Türk milliyetçiliği pozisyonundan karşı çıktı. Kıbrıs'ta çözüme denktaşçı bir tavırla karşı çıktı. Bütün bu faciayı 10 yıl boyunca yaşadık. Ama şimdi bu geride kaldı. Şimdi acaba herkes unuttu mu, herkes açısından geride kaldı mı, BDP açısından geride kaldı mı, Kürt seçmeni açısından Kürt geride kaldı mı? Vallahi ben çok şüpheliyim. Yani ne yaptı CHP? Şimdi Kılıçdaroğlu döneminde ve son 2 ay, 3 ay, 5 ay içinde ne yaptı Kürt sorununun olumlu çözümü konusunda? Daha yeni Diyarbakır olayları hakkında, Diyarbakır'daki gelişme hakkında Kılıçdaroğlu ben mi yanılıyorum? Tayyip Erdoğan Barzani'nin kuyruğuna takılmış gidiyor filan diye bir demeç vermedi mi? Yani bu, yani sonuç olarak bu anti-Kürt bir pozisyon değil. Gökhan Bey'i Ankara'da yalnız bıraktık. Gökhan Bey, Halil Berktay'ın analizine katılıyor musunuz? Gerçi söylediği zaman yani sağdan muhalefet yaptı. AK Parti parametreleri değiştirdi diyor ve CHP'nin anti-emperyalist söylemi bugün de aslında bir kenarda bir ölçüde devam ediyor. Ama baktığınız zaman Barzani'nin ziyareti, Şivan Perver'in dönüşü, bir yandan bir müzakere sürecinin devam etmesi, Cumhuriyet Halk Partisi konusunda haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Önce hani haksızlık Ankara-İstanbul stüdyolar arasında var mı diye belki bir bakmak lazım. Çünkü ben kendimi burada yalnız hissetmedim. O kadar benim adıma ve benim sözlerim adına yorum yapıldı ki adeta İstanbul stüdyosundaymışım gibi dillendirildi. Sadece sorun şuydu, bunlar benim sözlerim değil. Şimdi izninizle hani bu kadar çok konuşulduğu için birkaç şeye kısa kısa değerlendirme yapmak istiyorum. Buyurun. Şüphesiz benim sözlerim hiç kimsenin değerlendirmesini değiştirmez. Sayın Halil Berktay bir düşünce söyler, ben bir şey söyleyeyim. Bizler pozisyonlarımızı koruruz ya da korumayız. Bunların tümü saygı duyulacak şeylerdir. Ama belirli saptamaları yapmamızda yarar var. Bakın, AKP karşıtı olmak, marjinal olarak tanımlanmaktan sizi ari tutmaz, hiç kuşkusuz. Ben Berktay Hoca'ya katılıyorum. Ama bu dil aynı zamanda muktedire karşı olan marjinaldir meselesinin de karşıtıdır. Zihinlerimizi temizleyelim. Çok açık söylemek istiyorum. Siz orada insanların kurduğu devrim büfesinde evlerinden getirdiklerini hiçbir para karşılığı satmamasını, ihtiyacı olan ihtiyacı kadar almasını,
orada hiç kuyruğun, hiç itiş kakışın olmamasını marjinal grupların anlamsız faaliyetleri olarak tanımlayabilirsiniz. Bir grup insan da diyor ki aslında insanlığın ortak değeri bu dayanışma üzerinden şekillenir. Başbakan buna marjinal diyor, siz de buna marjinal diyorsunuz demeye devam edin. Ama ben sizin marjinal dediklerinizin antikapitalist Müslümanların cuma namazı kılması için orada onlara zarar gelmesini önlemek için çalışan gençler olduğunu görüyorum. Siz bir taraftan diyorsunuz ki ancak Müslüman demokratlarla birleşerek bu iş büyüyebilir. Bir taraftan da orada işte Müslüman demokratlarla, Müslüman solcularla bir araya gelerek bir şey yapmaya çalışan gençleri bir üst dil kullanarak en azından marjinal diye tanımlayabiliyorsunuz. Yalnız Gezi'yi konuşmuyoruz. Yani arkaik Gezi'den, bir hikayedir. Gezi'den çıkarsak iyi olur. Yani Gezi'den yola çıkarak bu yeni siyasi spekülasyonlardan söz ediyoruz. Onun için şunu rica edeceğim. Kürt meselesine son günlerdeki gelişmelerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor musunuz? Bakın oraya geleceğim ama hani bir sürü şey değerlendirilmesi. Ama Gezi'de kalmayalım çünkü Gezi değil başlığımız. Bakın hiç Gezi değil ama yani söylediğime ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Ben Gezi üzerinde durmuyorum. Çünkü Gezi hakkında konuşmadı Halil Bey. Bir toplumsal bakış açısından bahsediyorum. Tabii tabii. Ben de Gezi hakkında konuşmuyorum. Ben bir toplumsal tutum alıştan ve bir arkaik tutumdan bahsediyorum. Söylediğim budur. Şimdi daha net söyleyelim. Buyurun. Ben evet dikkatli bir dil kullanıyorum. Dikkatli bir dil kullanmayı açık kapı bırakıyorlar diye yorumlayabilirsiniz. Ben Halil Hoca'nın yerinde olsaydım, sosyalist soldan seçilmiş olan milletvekillerine eşantiyon milletvekili demezdim. Ben böyle bir dil kullanmazdım. Neden biliyor musunuz? Sadece nezaket gereği değil. Aynı zamanda bu kalabalıkların haklı ve kalabalık olamayanların haksız ve yetersiz olacağına ilişkin bir kabulün anlatımıdır. Bir başka şey, çağdaş Türkiye'nin fotoğrafında bunlar mı yer alacaklar? Hayır, çağdaş Türkiye'nin fotoğrafında mesela %60 oy alsa Hizbullah yer alacak ama ben çok farklı bir söz söylüyorum diyen ama %1 oy alan bu çağdaş Türkiye'nin fotoğrafında yer alamayacak, öyle mi? Biz böyle bir Türkiye tahayyülü üzerinden mi bu meseleyi konuşacağız? Şimdi son olarak sizin sorunuzla bağlantılı olana gelmek istiyorum. Buyurun lütfen. Altını bir kez daha çiziyorum. Biz bir siyasal partiyle oturup ittifak görüşmesi yapmadık. Ben bu dikkatli dili kullanıyorum çünkü ben toplumsal sınıfların sahiplerinin olmadığını, etnisitelerin sahiplerinin olmadığını düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Soruyu netleştirelim. Ataşehir'de milyon dolarlık daireyi yaparken 2000 liralık çadırda yanarak ölen Kürt gencinin sahibi kimdir? Sizin sözünüze göre bir sahibi var. Onun sahibi ya BDP ya AKP ya da işte HDP. Ben onlarla ittifak yaparsam onu kazanabilirim, öyle mi? Devam edelim. Zeytinburnu'nda merdiven altı bir kot taşlama atölyesinde yavaş yavaş zehirlenen bir çocuğun, bir gencin, bir işçinin sahibi mi var? Ayamama deresi taştığı için penceresi bile olmayan servis aracında boğularak ölen, Yozgat'tan gelen ve işte İstanbul'da tutunmaya çalışan kadınların bir sahibi mi var? Bunların bir sahibi falan yok. Bunu tamamen reddederim. Yapmaya çalıştığımız şey nedir? İşte yapmaya çalıştığımız şey bütün bu toplumsal sınıfları emek eksenli bir bakış açısıyla, yani böbürlenerek onların cebinden kazandığımız paralarla onlara caka satarak arabaları durdurup küfrederek değil, onlarla beraber onlardan farklı olmadığımızı ve onların yararı çıkarı için çalıştığımızı göstererek kazanmak, bunun üzerinden İstanbul'u almak, bunun üzerinden Türkiye'de yeni bir öykü yaratmak. Şimdi İstanbul ve Kürt meselesine gelince, İstanbul'u AKP nasıl olsa kazanacak. Neden kazanacak İstanbul'u AKP? Başarılı bir belediyecilik uygulaması var. Soralım, Kadıköy Kartal metrosu 7 yılda bitti.
7 yılda biten bu metronun maliyeti 3 milyar liradır. Lütfen orada bulunan konuklarınıza sorunuz. Eğer birisi ben biliyorum der ise, evet belediyecilik uygulamaları konusunda bilgi sahibidir derim. Ama program belediyecilik uygulamaları üzerinden değil Gökhan Bey. Onun için daha çok siyasi söylem perspektifinde kalırsanız memnun olurum. Ama... O zaman izninizle şunu bitireyim. Yıllık bütçesi 24 milyar lira olan bir belediye. 24 milyar lira olan bir belediye. 7 yılda toplam maliyeti 3 milyar lira olan metroyu tamamladı diye AKP burada yıkılamaz çıkarımını yapmak gerçekten bana bir şey ifade etmiyor. Galiba size bir soru şey soracak konuklarımız. Buyurun. Soru değil de aslında... bir katkıda bulunmak istiyor. Şöyle diyeyim, İlhan yani Kaya Bey. Ben eğer biz CHP'yi sol olarak görüyorsak... CHP bu seçimleri kazanmak için, iktidar olmak için ne yapıyor ben bunlara bakarım. Baktığımda ya hakikaten topluma heyecan verdiğini hissetmiyorum. O dili, o sahiciliği, yani sanki ideolojik tabanının o şeyine sıkışmış kalmış... Toplumun geniş kitlelerine hitap edemeyen... Yani İstanbul'daki Kürtlerden... Ya İstanbul Türkiye'nin her tarafı için geçerli olan bir şey. Yani Kürtlere söyleyecek bir sözü yok. Muhafazakar Müslümanlara söyleyecek bir şeysi yok. Sorun olmaz mı? İkisine de söyleyecek bir şey var yani. Dolayısıyla bu konuda en büyük sıkıntını ben bu kapsayıcı, çoğulcu bir dilin geliştirilememesi. Hala şeyin çok güzel ifadesi var Şükrü Hani Hali Hoca'nın... Bir seküler asr-ı saadette yaşıyorlar. Yani bir türlü bugüne gelmiyorlar. Bugünün şartlarıyla dediğim gibi Kürt meselesinde de öyle. 1989'da rapor yapılmış. Peşinden yani şu anda ne yapıyorsunuz? Yani bunu politikaya dönüştürecek projeleriniz neler? Gerçekten ben bir CHP'nin grup toplantısını dinlediğimde sadece AK Parti'ye cevap yetiştirmekten başka bir şey göremiyorum. Yani kendi vizyonunu, kendi o ilerlemeci bakış açısını Kürtlerle ilgili... Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili neleri ortaya koyduğunu ben bir türlü anlayamıyorum, çözemiyorum. Yani dışarıdan bir gözlemci olarak baktığımda. Dolayısıyla eski paradigma ile hala düşündüğünü düşünüyorum. Devlete yaslanarak gelmiş bir şey artık eski devlet de yok. Dolayısıyla bunun da bir anlamsız bir şeye dönüştüğünü artık ileriye bakacaksa o eski düşünce kodlarıyla, eski bakış açılarıyla Türkiye'ye hitap edebileceğini düşünmüyorum. Bu anlamda hani Kürt siyasetinin, şimdi bu Halil Hocam onun tarihsel background'unu çok güzel bir şekilde analiz etti ama şöyle bir şey var. Bugün baktığımızda son 15-10 yıllık Türkiye'deki değişime baktığımızda aslında iki tane temel iteleyici var. Bunlardan bir tanesi AK Parti'nin muhafazakar dindar insanların sürüklediği çevreden gelip merkeze oturan bir kesim var. Bir taraftan da Kürt siyasi hareketi var. Bunların da itelemesiyle değişen, dönüşen bir Türkiye var. Dolayısıyla yani iki dinamik. İki temel dinamik var ve bunlar bütün Türkiye'deki değişimi iteleyen, değişimi sürükleyen, değişime şekil veren iki temel dinamik ve hareket olarak görüyoruz. Öte taraftan CHP'nin hala yani onu üzerinden atlatabildiğini düşünmüyorum. O Ergenekon, Balyoz davalarından bir türlü kurtulup önüne baktığını, hala o eski devlet ile iç içe olmanın getirdiği konforu tekrardan elde etme midir, o konumda kalma mıdır ama çok kestiremediğim. Gökhan Bey'in söyleminde bu söylediklerinizi ya Gökhan Bey'in mesela o söyleminde haklı ama bunu nasıl yapacaklar bunu göremiyoruz. O sahici dili göremiyoruz. Yani dindar muhafazakarları da katalım diyor ama nasıl yapacaklar bunu? Vahap bir şey şimdi, galiba. Yani Gökhan Bey'in kullandığı ihtiyatlı dil kullanıyorum diyor. Ben bu ihtiyatlı dili severim. Yani siyasette ihtiyatlı dil kullanmak son derece önemli. Fakat kendisinin yaptığı bir siyaset aynı zamanda gerçekler üzerinden de yürür. Yani dolayısıyla... ben onu ihtiyatlı derken Kürtlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt siyasetiyle ilgili konuşurken biraz daha çekingen konuşmasını kastettim. Bu ihtiyatın arkasında elbette bir siyaset var, bir sosyoloji var. Çünkü şu anda Kürt siyasetiyle çok yakın bir irtibatı kuracak dil CHP'yi zora sokar. Çünkü CHP'nin tabanı böyle bir birlikteliği kaldırmayabilir. Yani CHP'nin ulusalcı kesim. Evet, ulusalcı bir kesimi var ve bu ulusalcı kesim Kürt mahallesiyle girilecek bir ittifak ilişkisine çok
sıcak bakmayabilir. Nasıl bu meşrulaştırılabilir? Sadece AKP'yi yıkmak üzerinden meşrulaştırılabilir. Bu da bir siyasettir ama o ihtiyatın arkasında bence bu var. Benim bunun yanında söylemek istediğim şöyle bir husus var. Gökhan Bey, hiçbir etnik kimliğin ve sınıfın sahibi yok diyor. Doğru. Gerçekten de öyle. Yani Kürtlerin oyu hiç kimsenin cebinde değil. Kim Kürtlerin taleplerini yansıtan, kamusal alana aktaran bir siyaset izlerse Kürtler veya diğer toplumsal gruplar onları destekler. Ama aynı zamanda biz şunu da gözetmek durumundayız. Siyaset gerçekler üzerinden de yürür. Yani. Salt, yanisi şu, bir özellikle 2002 yılından beri örneğin bölgede iki partili bir siyasi yapı var. Yani buradaki seçmenlerin büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı yarı yarı oranında AKP ve BDP'ye oy veriyor. Peki buraya girmesi sizce söz konusu mu mesela bu seçimlerde? İşte onu söylüyorum. Şimdi dolayısıyla sizin... Ya koalisyon falan bir yana bırakarak, Cumhuriyet Halk Partisi parti olarak. Girebilmesi için dediğim gibi nasıl girebilir bence? Benim kanaatim daha demokrat bir söylemle girebilir. Peki yaptıkları bunu doğruluyor mu derseniz? Aksi kanıdayım. Yani Gökhan Bey'in de mesela bu konudaki görüşlerini öğrenmek isterim. Örneğin... Son bir demokratikleşme paketi açıkladı hükümet ve Kürt siyaseti de Kürtlerin büyük bir kısmı da bunun yetersizliğinden hareketle eleştiriler getirdi. Ama CHP kanadından gelen eleştiriler çok daha farklıydı. Örneğin andımızın kaldırılmasına çok ciddi bir karşı çıkış vardı. Başörtüsü ilkesel düzeyde savunulmuyordu. Sadece işte AKP yaramasın, problem çıkmasın üzerinden savunuluyor. Veya son Barzani'nin gezisi. Pardon, araya girebilirsem. Buyurun. Başörtüsü ve andımız öyle, doğrudan doğruya Kürt sorunu konusunda AKP'nin önerdiği adımları yetersiz değil, fazla olarak bulan bir tavır var. Esas mesele Örneğin Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi, Barzani'nin gelmesi çok farklı açılardan yorumlanabilir. Ancak orada Başbakan, Şivanperver, Barzani, Diyarbakır Meydanı'nda konuştular. Başbakan Kürdistan dedi ve CHP Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi şu soruyu soruyor. Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi dünyadan bu kadar kopuk olan Kürtlerin... duygu dünyasına seslenemezsiniz. Veya yine CHP Genel Başkan Yardımcısı şunu soruyor Başbakan'a. Barzani'nin heyetini Habur'dan içeri girerken aradınız mı? Şimdi veya Maliki ile bu konuyu görüştünüz mü? Veya neden Ankara'da görüşmüyorsunuz da Diyarbakır'da görüşüyorsunuz? Yani bunun gayri meşru olduğu ve tırnak içinde teröristlerle işbirliği anlamına geldiği filan konusunda imalarda bulunuyorlar. Şimdi, ondan sonra gidip de Kürt Partisi ile ittifak yapacağız. Bu benim ittifak yapacağız demedik herhalde. Ama yani tamam, benim kendi yorumum. Evet, elbette kendi yani yorumum. Benim söylediğim bu. Bu dili kullanırsanız eğer elbette ki hiç kimsenin sahibi yok. Ama sahibi olmayan oyları siz alamazsınız veya o seçmenlerin gönlünü siz fethedemezsiniz. O oyları alacak ne yapıyorsunuz? Onu, bakın değil Diyarbakır'da yani? Mesela son 3 seçimin sonuçlarına bakın. Örneğin 2002'de Diyarbakır'da 24 bin oy almış CHP. DEHAB, bugünkü BDP'nin işte aynı siyasal gelenek içerisinde yer alan 236 bin oy almış. 2007'de CHP 9 bin oy almış. DTP bağımsız olarak girmiştir. 219 bin oy almış. Veya 2011'de işte BDP 470 bin oy almış. AKP 230 bin oy almış. CHP 15 bin oy almış. Şimdi bunlar korkunç rakamlar. Yani onu dolayısıyla ne bizi yani CHP içerisinde yer alan siyasetçilerin, CHP içerisinde karar verici olanların bu konu üzerinde düşünmesi gerekiyor. Örneğin BDP'nin sürekli olarak işte Türkiye'lileşmesinden bahsediyoruz ama bence daha da önemli bir problem var. CHP'nin de Türkiye'lileşme problemi var. Yani CHP Güneydoğu'da yok CHP. Yani kapsam alanını elbette genişletmesi. Ki öyle. Dolayısıyla hani siyasetin işte siyasette kimsenin sahibi yok demek bizi kurtarmıyor. O sahibi olmayan kitleleri temsil edecek, onlarla birlikte olacak, onların duygu dünyalarına seslenecek bir siyaset peki, üretmemiz Vahap gerekiyor. Peki Vahap Bey, siz şimdi akademisyen olarak böyle bakıyorsunuz. Bir yandan da bölgede aslında çok da siyasi canlı kahvede yemek yerken her yerde sürekli bir adeta bir akademi daha var. Mesela Sabahat Tuncel'in başka isimlerinde sizin bu anlattığınız Cumhuriyet Halk Partisi profili ve tabanı analizine rağmen bunlar olabilir demesinin sebebi nedir?
Yani İstanbul'daki ittifaktan evet. bahsediyorsunuz. Şimdi ben benim kanım okumama göre bence... Ya onlar bu... okuyamıyor mu yoksa... Hayır, okuyor orada ve farklı, sizden farklı mı yaklaşıyor? Elbette her birimizin farklı bir değerlendirmesi var. Ben bu HDP siyasetinin, daha doğrusu HDP oluşumunun şu andaki noktada iki önemli amacın olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi işte Kürt siyaseti ile Gezi arasında bir bağlantı kurmak. Çünkü biliyorsunuz Gezi'ye Kürt siyaseti kitlesel bir destek vermemişti ve onun üzerinden bir bağlantı kurmak. Nitekim HDP kongresi adeta bir Gezi Partisi kongresi niteliğindeydi. Ve ikincisi bence burada İstanbul çok önemli bir yer işgal ediyor. İstanbul seçimleri asla İstanbul yani seçimleri HDP'ye değil. Yani HDP'ye Gezi mi ilham verdi diye düşünüyorsunuz? Hayır, Gezi ilham vermedi. Gezi'de çıkan potansiyeli HDP üzerinden değerlendirmek ve Kürt siyasetiyle HDP arasında bir bağlantı kurmak, Gezi arasında bir bağlantı kurmak. Böyle bir tavır var. İkincisi İstanbul'da CHP ile bir işbirliği olabilmenin imkanı olarak görülüyor HDP zannedersem. Yani bunun üzerinden bir evet. siyaset yaratıyor. Bu şu açıdan önemli, yani İstanbul'un çok sembolik ve aynı zamanda hani özgül ağırlığı olan bir kent. Dolayısıyla İstanbul'da seçim kazanmak ciddi manada motive edici evet. bir unsur. Eğer AKP İstanbul seçimlerini kaybederse, diğer büyük beldeleri kazansa bile bu AKP açısından çok moral bozucu bir unsur olacak. Dolayısıyla şu anda hem CHP'de hem HDP'de bu yönlü bir motivasyonun olduğunu düşünüyorum. Yani bunun üzerinden bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Görülüyor mu? Elbet bunu ya eleştirdiğim için söylemiyorum. Böyle bir motivasyon olabilir siyasetten ama ben bu motivasyonu harekete geçirecek dinamiğin bu olduğu kanaatinde değilim. Bu işbirliğinin aslında bu motivasyonu beklediği sonucu yaratmayacağını yani düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki Kürt tabanda böyle bir motivasyon en azından şimdi, kendi analizinizde bir yandan bulunan partilerin söylemi itibariyle karşılık bulması güç. Çok güç olduğunu siz evet. Halil Bey. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani benim kullandığım terimler fazla net olabilir, köşeli olabilir, sivri olabilir, sert olabilir. Bir tekini bile geri alacak değilim. Hani öyle böyle konuşmamanız gerekir seçilmiş sosyalist bloktan filan insanlara karşı. Ben böyle konuşuyorum kardeşim. Bunları evet marjinal olarak görüyorum. İlhan Kaya'nın böyle Türkiye'de aslında bir Türk solu filan olmadığı konusundaki, böyle bir sol kalmadığı konusundaki bütün tespitlerine katılıyorum. Türkiye'de yani şeyin bu HDP koalisyonu, HDP'nin herhangi bir şekilde yeni olarak sesleneceği, kazanacağı, katma değer haline dönüştüreceği bir potansiyel görmüyorum. Gezi hareketi. Ben burada Gezi hareketinden hiç söz etmedim şimdiye kadar. Marjinal vesaire laflarımda hiçbir şekilde Gezi hareketine yönelik değildi. O ayrı bir tartışma. Ama Gezi hareketi hakkında da rahatlıkla şunu söylerim. Yapılan bütün anketlerde zaten bunu gösteriyor. Bu şu anda AK Parti'ye, CHP'ye ve veya küçük küçük sol gruplara oy veren kesimin dışında bir kesim değil. Ek bir kesim değil. Zaten ortada geziciler içinde, Gezi hareketi içinde yapılan bütün anketlerden ortada bu insanların, o gençlerin %70'ten fazlası CHP'li olduklarını, CHP taraftarı olduklarını, CHP'ye oy verdiklerini veya vereceklerini açık açık söylediler zaten bütün anketlerde. Yani farklı bir taban yok orada. Ama mesela Sırrı Süreyya Önder de sizin gibi düşünmüyor galiba ki değil mi? Ben bunun bir illüzyon olduğu kanısındayım. Ben Gezi hareketinin arkasının da gelmediği ve gelmeyeceği kanısındayım. Ayrıca burada ek bir taban olduğunu düşünmenin de tamamen bir illüzyon olduğu kanısındayım. Yani yeni bir gençlik evet, ve yani, yeni bir siyaset arayışı. Yani benim amacım kestirmeden şunu söylemekti. Dediğim gibi sarı güllü veya sarı gülsüz, HDP'li veya HDP'siz burada İstanbul'u kazanacak bir potansiyel görmüyorum dedim. Bu arada neden görmediğimi çok kestirmeden söylemeye çalıştım. AK Parti'nin sonuç olarak ister sevin ister sevmeyin ama Türkiye'de
11 yıllık ciddi başarıları var. Yani belediyeleri de genel seçimleri de kazanıyor olması herhangi bir şekilde biz istediğimiz kadar o metro hattında bilmem fazla masraf var, o 7 yılda yapıldı filan diyelim. Total bir olay var ortada. Total bir olay var ve ben şunu söylemeye çalıştım. Ben bu tabloyu değiştirecek herhangi bir sihir, herhangi bir büyü vesaire vehmetmiyorum. Bir adım daha ileri gideyim. Klasik sağ sol deyimleriyle konuşacaksak. Ben klasik sağ sol ayrımlarının hala geçerli olduğu kanısında değilim ama bu sohbetin, bu panelin ölçüleri içinde bu ayrı tartışmayı açmak istemiyorum. En azından kendilerini öyle tarif ediyorlar. Bu sözcükleri kullanıyorum. Söz konusu partiler. Türkiye'de adı konmayan, telaffuz edilmeyen, telaffuz edilmesine cesaret edilmeyen. Şimdi ben söylediğimde gene mutlaka büyük itiraz koparacak bir gerçek var. Türkiye'de sorunların çözümü öyle olur bazen ülkelerin veya kıtaların veya dünyanın tarihinde. Bugün Türkiye'de pek çok sorunun çözümü solda değil sağda. Böyle bir net realite var. Yani sonuç olarak sorunlara sevelim sevmeyelim, beğenelim beğenmeyelim, çözüm getiren dinamik çok büyük ölçüde AK Parti'den kaynaklanıyor ve ortanın solundaki kesimlerin çözüm diye getirdiği kendini halka, kitlelere, kamuoyuna, kamusal mekana dinletme kapasitesi olan hiçbir şey yok. Peki bir yandan da neticede AK Parti'de 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman bugüne nispetle az çok daha milliyetçi bir tabanın partisiydi. Bunun karşılık Kürt meselesinde işte şu anda da izlediğimiz bir icraat içerisinde. Aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden niye bekleyemiyoruz, göremiyoruz? Gerek İlhan Kaya, yani milliyetçilik eğer bir handikapsa. AK Parti, pek çok siyaset gözlemcisinin söylediği gibi, aslında Türkiye'de en az ideolojik olan, en pragmatik parti. Başka partiler, yani çeşitli partilerin ne kadar ideolojilerinin ve tarihsel kökenlerinin esiri olduğu, bunun derecesinin ne olduğu diye bir mesele var. AK Parti zaten geçmişte 11-12 yıl boyunca sonuç olarak Türkiye'deki partiler içinde kendi ideolojisi veya tarihsel geleneğinin nispeten az esiri olduğunu, en pragmatik düşünebilen parti olduğunu defalarca gösterdi. CHP'nin bence problemlerinden bir tanesi şu. Yani CHP içindeki Atatürkçü kesimden, ulusalcı kesimden filan söz ediyoruz. Bunun daha net adını koymak lazım. CHP bugünkü şekliyle tam tersini, bir zamanlar sahip olduğu pragmatizm derecelerini de önemli ölçüde kaybetmiş, çok daha fazla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olmaktan kaynaklanan bir ideolojik determinasyona esir olmuş ve bunun dışına çıkması çok zor olan bir parti. Yani demin konuşuyorduk, BDP'nin bir Kürt partisi olmaktan çıkması ne kadar zor ise, CHP'nin şu veya bu ölçüde Atatürkçü bir parti olmaktan çıkması çok zor. Bunu kendi tabanı, kendi seçmeni bunu talep ediyor. Ve bu sadece, yani bu önderlik Atatürkçü de taban değil, taban özgür, taban daha özgür bir parti istiyor filan diye bir şey yok. Bu daralmış ve küçülmüş, %20'lere hapsolmuş olduğu olan haliyle CHP'nin ideolojik belirlenimi çok güçlü. Ve onun için bu adımları atması çok zor. Yani son ihtiyattan, söylemden filan söz ediyoruz. Ya son 12 yıl içinde, 2002 seçimlerinden bu yana herhangi bir CHP liderinin ağzından Kürtler ezilen bir halktır, Kürtler mağdurdur, Kürtlere karşı biz çok büyük haksızlık ettik filan diye herhangi bir şey çıktı mı?
Peki reklama gidelim ama gitmeden önce Gökhan Günaydın'a soralım. Reklamdan sonra cevabını almak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Güneydoğu'ya ve Kürtlere seçime girerken mesajları nedir birazdan? Gökhan Bey, reklama gitmeden önce size sormuştum. İsterseniz sizden başlayalım bu defa tura. Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi İstanbul'da üç arkadaşımız konuşuyorlar. Ben de geriye kalan sözlerimde hem kendi derdimi anlatmaya çalışıyorum hem de yapılan ve CHP'yi ve benim sözlerimi bağlayan değerlendirmelere karşı bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Bunun adaletinin altını çizelim, önemsemediğimi de söyleyeyim ve devam edelim. Şimdi bakın, eğer bir evrensel soldan söz ediyorsanız, sola ilişkin ne düşündüğünüzü o evrensel tanımını da yaparak koyacaksınız. Eğer sınıf meselesini kullanmadan, emek, sömürü sözcüklerine atıf yapmadan, bir genel geçer, içi doldurulmamış özgürlük üzerinden sol tarif ediyorsanız, akademik çevrelerde size gülerler. Fazlasını bilmiyorum. Ayrıca iktisadi analiz üzerinden de bir daha bakmanın da yararlı olacağını düşünürüm. Şimdi şu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi devlete dayanıyormuş. Yani çok özür dilerim, buna kargalar güler. Devletin çeşitli aygıtları vardır. Bunun başında zora dayalı devlet vardır ve ordu ve polis vardır. Şimdi söyleyelim, Emniyet Genel Müdüründen, Polis Müfettişinden, Genelkurmay Başkanı'na kadar. Bu memlekette kim atıyor, kimin emriyle bunlar tırnak içinde kolluk kuvveti icra ediyorlar. Devam edelim. Meşruiyet kanalları, zora dayalı devleti bırakalım, meşruiyet kanalları üzerinden gidelim. Bugün Türkiye'de medyanın yapılanmasına bakın, medyanın kimin dilini oluşturduğuna bakın ve bu da size devleti anlatır. Devam edelim. İhaleleri kim alıyor? İhalelerden kim zengin oluyor? Devlet ihalelerini kim kapışıyor? Kamu ihale kanunu AKP iktidarı döneminde 56 kere neden değişti sorusunun cevabını ararsanız, devlete kimin dayandığını ve devletten kimin zengin olduğunu görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi o devletin ne zora dayalı aygıtından, ne meşruiyet kılıcı aygıtlarından, ne de kadrolarını zenginleştirici aygıtlarından tamamen uzak, aridir ve bunların dışındadır. Adını da koyarak söyleyelim, AKP devletine karşı bir halk mücadelesi yürütmektedir. Adını böyle koyarsak taraflar çok net olarak ortaya çıkar ve bir tartışmayı arıtılmış bir şekilde devam etme imkanını buluruz. Şimdi Barzani meselesine Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakıyor? Güneydoğu'da Kürtlere nasıl bakıyor? Önce şu saptamayı sosyolojik olarak yapalım. Güneydoğu'da, doğuda yaşayan yurttaşımızın, Kürt yurttaşımızın oy verme davranışıyla kentlerde yaşayan, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşayan yurttaşımızın oy verme biçiminin farklılıklarına dikkatinizi çekmek isterim. Ve bu farklılıklar sizi feodaliteden kopuşu moderniteye ve bireyselleşmeye doğru bir öyküye götürür. Cumhuriyet Halk Partisi hiç sol olmamış, tarihi boyunca hiç sol olmamışmış. Peki ben söylüyorum, toprak reformunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında ben toprağımı vermem diyen sağ ilerletici midir, yoksa mülkü üzerinden geriye kalan insanları tebaalaştırıcı mıdır? Hangisi devleti, hangisi statükoyu, hangisi emeği, hangisi halkı savunuyor? Köy enstitüleri hikayesinden hiç bahsetmeyeceğim. Toprak işleyenin su kullananındır meselesinden hiç bahsetmeyeceğim. O beğenmediğiniz 89 Kürt raporunu Cumhuriyet Halk Partisi yazdığı zaman, Güneydoğu'da insanların haklarını savunup meclise taşıdığı zaman linç kampanyalarını düzenleyen gene bu muhafazakar iktidarlardı ve onların çevreleriydi. Anti-emperyalizmin solun kökeni olduğunun altını çizelim. Biz Amerikan askerlerine karşı bir gençlik hareketini yürütürken kimlerin bize saldırılar giriştiğini bu memleketin de bu ülkenin de tarihi yazıyor. Yani statükonun,
emperyalizmin taraflarıyla halkın, emeğin taraflarını bir doğru dürüst koyalım da ondan sonra bugüne gelelim. Barzani meselesi ve Güneydoğu meselesi. Barzani konusundaki 76 milyon insanın görüşünüzü de içine katarsanız Vahap Bey. Bunlar konuşulabilir de ama çok somut bir sorun var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye o tam da onu söylüyordum. Tam da onu söylüyordum. Yani görüşünüzü de araya katarsanız demek biraz garip oldu. Ben görüşlerimi ifade ediyorum. Şimdi söyleyeyim, devam edeyim izin verirseniz. Barzani meselesi ve Güneydoğu meselesine tam giriş yapmak üzereydim. Buyurun. Şimdi Barzani'nin oraya yaptığı seyahat, bir faninin 37 yıl sonra bir toprağa ziyareti Şivanperver açısından ya da Barzani açısından 21 yıl sonra ziyareti ise bunun anormallik neresinde? Son derece doğal bir süreç. Neden biz bunu Türkiye'nin en önemli siyasi meselesi olarak konuşuyoruz? Demek ki bu bir insani fani ziyareti değil. Bunun bir siyasi anlamı var. Siyasi anlamının Güneydoğu'da yürütülmekte olan çözüm süreciyle alakalı olduğunu ifade etmek gerekiyor. Ve o zaman soralım. Abdullah Öcalan'ın yerine Barzani'nin bir liderlik olarak ikame edilmesi çabası var mıdır, yok mudur? Yok diyen arkadaşlar kendilerini ifade edebilirler ama bu görülüyor. Ve Barzani ile birlikte orada dini kıvamla birlikte bir çözüm süreci, yani din kardeşliği üzerinden bir çözüm süreci hikayesi yürütülmekte midir? O halde ben bir kez daha sorayım. Eğer bu mesele böyle çözülecekse, toprağı olmayan Kürt kardeşime, işi olmayan milyonlarca Kürt kardeşime, asgari ücret bile alamayan milyonlarca Kürt kardeşime Barzani ne ifade ediyor ve Recep Tayyip Erdoğan ne ifade ediyor? Ben Barzani'nin o bölgede saygın bir lider olduğunu biliyorum. Şırnak'tan Hakkari'ye önemli feodal ilişkileri, hatta akrabalık ilişkilerini taşıdığını biliyorum. Benim sorum siyasidir ve benim sorum emekten yana, sınıftan yana bir sorundur. İşte bu sorunun altında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm önerisi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi 76 milyon insanı hangi evde doğarsa doğsun birbiriyle eşit, özgür bireyler olarak görür. Temel insani haklarının elbette kendilerinin verilmesi tabirini bile küçültücü bulur. Bunların elbette insanlarla birlikte doğan, yaşatılması gereken haklar olduğunu görür. Ve bunun yani, üzerinden Gökhan bir kardeşlik Bey, doğru mu anladım? Yurttaşlık sormak ilişkisi istiyorum. Üzerinden kurar. Burada Türkler, Kürtler, Çerkezler demiyoruz. Biz tamamen halkın üzerinden ve sınıflar üzerinden bir mesaj veriyoruz. Şimdi, ve bu çok mesaj, özür dilerim. Bunlar, evet buyurun. Bunlar çok insanlar genel, kendilerini çok genel Kürt, Çerkez ve Laz olarak tanımlıyorlarsa elbette bu bir realitedir. Biz kimiz ki sen Kürt değilsin, sen Çerkez değilsin, sen Laz değilsin peki, diyeceğiz. Çok sorun teşekkür şudur, ederim. Kürdün amelesiyle Türk'ün amelesi arasında bir fark yoktur. Kürdün ağasıyla Türk'ün ağasının siyasal ve iktisadi davranışlar arasında bir fark yoktur. Peki. Siz eğer meseleyi bu evet, esas antagonizma, uzlaşmaz çelişkinin dışına taşır da başka bir düzlem üzerinden konuşmaya başlarsanız ki yapılan odur, milyonlarca insan ezilerek yaşamlarını Gökhan sürdürmeye Gökhan Bey bu mesaj ne kadar ulaşıyor? Şimdi onun cevabını Şimdi ben bir kere yani Gökhan Bey'in İnanın argümanlarında da aynı CHP'yi görüyorum. Hala geçmişte kalmış, hala biz köy enstitülerinde bunu yaptık, hala biz işte toprak reformunda bunu yaptık. Tamam, yaptınız, bitti. Yani yeni bir sayfa var, önümüze bakalım ne yapacağız. CHP hiç sol olmamıştır ya, dediğiniz ya bu için. Konu, hani sol olma anlamında. Şimdi ben soruyorum, mesela ana dilde eğitim hakkında CHP'nin hakikaten içermeci bir yaklaşımı var mı yok mu? Vatandaşlık statüsü hakkında efendime söyleyeyim dini özgürlükler konusundaki yaklaşımlarında acaba nasıl bir gelecek vaat ediyor Türkiye? Acaba ne öneriyor bu konuda? Ve yine CHP'nin bence klasik gelenin en büyük sorunlarından bir tanesi bir türlü bir karizmatik lider üretememeleri. Yani acaba nasıl bir sistem var ki orada bir türlü bu şeyler çıkmıyor. Yine en önemli şeylerden bir tanesi ya biraz pragmatizm bunlara da lazım diye düşünüyorum açıkçası. Yani boşluk doldurma anlamında siyasette boşluk olduğu anda eğer siz toplumun o taleplerine cevap verecek o fırsatı değerlendiremiyorsanız o zaman bir yani bir ideolojik kulüp olmaktan bir düşünce kulübü olmaktan öte ne gibi farkınız var? Mesela
Bu seçimler konusunda da aynı şey. Şimdi Türkiye'de kartlar yeniden karılıyor. İşte bugünkü son dershane tartışmalarında da şunu görüyorsunuz. Başka yeni şeylerde gebe bir Türkiye var. Bu konuda CHP'nin acaba... Çünkü o anlarda sizin yapacaklarınız sizi belki büyütüp götürecek. Mesela Fazilet Partisi'nin kapatılıp daha sonradan işte AK Parti'nin kurulma dönemlerine baktığınızda belki Tayyip Erdoğan'ı farklı kılan şey oydu. Hani bugün beğensek de beğenmesek de üslubunu eleştirebiliriz, şey yapabiliriz ama hala Türkiye'de insanları şaşırtan lider Tayyip Erdoğan açıkçası. Yani Diyarbakır'daki gösteriden tutun, efendime söyleyeyim bir kısım Kürt açılımıyla ilgili yaptığı şeylere bakın. Yine başörtüsü konusundaki işte o defakto şeyleri kaldırmaya bakın. Hani bu konuda CHP'nin daha ilerici olması, daha özgürlükçü olması lazım ki farkı hissettirebilsin şimdi diye düşünüyorum. Şöyle yani. Şöyle diyor Vahap Bey, Gökhan Bey anladığım kadarıyla. İşte bir amelenin, işçinin Kürt ya da Türk olması fark etmez, neticede bir takım sıkıntılar yaşıyor veya işte bir aşiret reis de farklı değildir. Biz bunların hepsine bir mesaj veriyoruz diyor. Siz müdahale etmek istediniz, buyurun. Yani bu çok genel bir söylem. Elbette ki bütün siyasal partiler nihayetinde bunlardan bağımsız olarak herkese seslenmek isterler. Gökhan Bey'in söylediği biz herkesi eşit kabul ediyoruz ifadesi de bence genel bir söylem. Eşitliğin kendisini yansıtacağı bazı düzlemler vardır. Mesela eğer herkes aralarında hiçbir fark olmaksızın hak sahibiylerse, örneğin CHP ana dilde eğitimi savunur mu? Çok basit bir soru. Eğer herkes etnik kimliklerinden ayrı olarak bu memleketin eşit birinci derecede bir vatandaşı ise, örneğin herkesi Türk sayan anayasanın 66. maddesinin değiştirilmesi konusunda ne der? Eğer sol gerçekten değişime dönüşüme açık olmaksa, dünyanın evrensel değerleriyle buluşmaksa, örneğin anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi teklif edilemez olması hakkında CHP ne düşünüyor? Şimdi bunları biliyoruz ne düşündüğünü. Şeyi söylüyorum yani söylemin yani bizim işte solcuyuz, eşitlikçiyiz, kardeşiz demenin yansıyacağı alanlar var. Yani somut bu İstanbul'daki şu anda söz konusu olan seçmen tarafından bir ölçü kabul edildiğini mi söylüyorsunuz? Şunu söylüyorum. Eğer bir ittifak söz konusu olursa mutlaka bunlar tartışılır. Yani hem CHP seçmeni açısından tartışılır hem BDP seçmeni açısından tartışılır. Eğer partiler bir işbirliğine gideceklerse bu salt hani yerel hizmetleri nasıl yürütecekleri konusundaki siyasetlerden değildir. Aynı zamanda genel siyasette ne düşündükleri üzerinden de yürüyecektir bu. Yani yetmez konuda... ama evet dahi olmaz mı demek istiyorsunuz? Benim kanaatim burada böyle evet. Bir durumun olmadığı yönünde. Halil Bey siz? Efendim? Siz... Benim reaksiyonum mu? Evet olur? Şimdi hem Gökhan Bey'in söylediklerinden yola çıkarak hem ilettiğimiz sorular üzerinden. Şimdi bir kere bir şey söyleyeceğim. Gökhan Bey'in bu konuşmalarını dinlemek benim için çok düşündürücü oldu. Şu açıdan bizlerin burada, diyelim ki benim veya diğer panelist arkadaşlarım, CHP hakkında yaptığımız eleştirel yorumlara tepki gösterdikçe aslında bir bakıma çok klasik bir CHP söylemi olmayan ama çok klasik sınıf indirgemecisi bir sol söyleme kaydı. Ben bunu çok ilginç buldum. Yani en son konuşmasında sınıflar önemlidir, temel çelişme, temel antagonizma vesaire. Bu aslında 1970'lerde filan kalmış Marksizan bir terminoloji ve söylem. Çok eskimiş bir sınıf indirgemeciliği söyle. Bir boyutu her şeyi sınıf çelişmelerine ve emek meselesine filan. Yani bu temel çelişme, antagonizma filan laflarını bir sol olarak çok kullanırdık. 20 yıl bunları kullandık. Bu artık dünyada var olmayan bir solun çoktan obsolesansa uğramış terminolojisi ve söylemi. Bir boyutu bu ilginçliğin sonuç olarak
her şey sınıflardır, temel çelişkiler bunlardır, emektir filan derken Türkiye'de var olan koskoca bir milli meseleyi, Kürt meselesini aslında sosyoekonomik meseleye indirgeyip yok ediyor. Zaten Kemalizm ve CHP 10 yıllardır bunu yaptı. Yani Şeyh Said isyanı karşısında da yaptı, Dersim isyanı karşısında da yaptı. Harun. Hep bunu yaptı. Benim ayıptır söylemesi bütün gençliğim ve orta yaşlarım aynı indirgemeciliğin içinde geçti. Yani bu gerekçeyle biz bir yığın sol örgüt çok uzun süre Kürt meselesini yok saydık Türkiye'de. Tam bu gerekçeler. İşte efendim topraksız köylüdür, feodalizm meselesinden ibarettir, ağalık meselesinden ibarettir. Yani bugün baktığınızda aynı çizginin. Kürt mü, Kürt mü? Aynı, aynı bir kere yani doğrudan doğruya Kürt meselesinin varlığını ve muazzam önemini kabul etmemek için bir çeşit sınıfsal indirgemeciliğe sığınmak. İkincisi, Gökhan Bey'in bu söyleme yönelmiş olması bana Türkiye'de Kemalizm ile sol, Marksist, anti-emperyalist vesaire söylemin aslında tarih içinde ne kadar iç içe geçmiş olduğunun ve yani en son bir somut müşahhas örneği olarak karşıma çıktı. Çok net söylemek istiyorum. Atatürkçülükte miadını doldurmuş durumda. Bu sol vokabüler, terminoloji, sınıfsal yaklaşım da çoktan miadını doldurmuş durumda. Ve aslında ben... Ama bu söylem HDP'de bundan, yok mu sizce? Bence, şimdi üçüncü olarak onu söyleyeceğim. Ben aslında burada biraz önce CHP'nin çok ideolojik determinasyona bağımlı bir parti olduğunu söylemiştim. Kanıtı olarak Gökhan Bey'in söylemini görüyorum. Üçüncüsü, bu konuşmadan sonra benim CHP'nin en azından bir kesiminin HDP ile adına ne dersek diyelim ittifak, güç birliği, dayanışma vesaire bu ihtimali ciddi olarak göz önünde bulundurduğuna dair kanaatim çok güçlendi bu konuşmadan sonra. Çünkü bu konuşma aslında tam da evet benim kozmetik diye, eşantiyon diye vesaire nitelendirdiğim HDP'nin, HDP'yi kuran insanların son derece yatkın olduğu bir söylem ve onlara hitap peki, etmeye göre dizayn edilmiş yine bir söylem. Aynı şekilde... Dolayısıyla kanaatim kuvvetlenmiş bulunuyor ve eyvah diyorum. Yani içime. Barzani ve Şivanperver'e yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirisi bir yandan baktığımızda BDP'nin de bölgede onlara biraz mesafeli duruşu şimdi, önemli. Şeyin de bu CHP'nin Barzani'ye, Şivanperver'e vesaire ilişkin söyleminin mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şivanperver'e Roboski meselesinin hesabı sorulmadan nasıl gelirsin diye sormasını, böyle tavırların, böyle taktik tavırların şöyle bir ilginç tarafı var. Yani şimdi CHP Kürt meselesine o kadar soğuk bakan CHP, Kürtlere daha radikal olmayı öğütlüyor. Yani AKP ile uzlaşmamayı, Kürt radikalizmini satmamayı öğütlüyor adeta. Daha radikal olmaya teşvik ediyor. Bu da bana çok komik geliyor açıkçası. Ama şimdi mesela Gökhan Bey de Öcalan'la Barzani arasında evet, bir onu rekabetten da kaydettim. Söz etti. Yani HDP-CHP arasında... Öcalan'ın yerine... Barzani'yi geçirmeye kalkışmak diye bir suçlama yaptı. Ben anlamadım. Yani acaba mesela CHP, hani ben yanlış anlaşılmasın, Öcalan'ın yerine başka şeyler ikame etmek filan gibi hayır, siyasetin taraftarı değilim ama aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bu sözler samimi midir? CHP Abdullah Öcalan'ın Kürtlerin, Kürt halk önderi PKK'nın, BDP'nin filan söylemiyle öyle kalmasını mı yeğlemektedir gerçekten? Samimi midir bu? Gökhan Bey, yanıtınızı alabilir miyim? Çünkü sonuna geliyoruz. Çok kısa rica ben, edeceğim. Gerçekten Halil Bey'in sözlerini büyük bir şaşkınlıkla ve hani bunun neresinden tutsam diye okumaya çalışıyorum. Mutlaka söylemek istediği bir şey var da hani...
tutunabilecek bir yeri olması lazım ki benim onun üzerinden bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Sorun şudur. Siyaseten Öcalan'ı Barzani ile ikame edebileceğini gösteriyor. Kime gösteriyor? Öcalan'a gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Öcalan ya da Barzani'nin birini tercih etme durumunda olduğunu söylemek, bu resmin içinde bizi bu pozisyonda göstermeye çalışmak akla aykırı, temiz bir akla aykırı. Yani önce bir bunu ifade edelim. İkincisi, burada değişen Ahmet'le Mehmet'in değişimi değildir. Burada değişen bölgesel bir güçle Türkiye'nin içindeki bir gücü ikame etme meselesidir. Ve bu mesele hem Türkiye'deki Kürtlere bir şey söylemektedir, hem de bölgedeki Kürtlere bir şey söylemektedir. Bu aynı zamanda belki uluslararası ölçeğe de bir şey söylemek anlamına gelir. Bir kere bunu doğru saptayalım ve buradaki akıl temizliğini doğru dürüst yerine koyalım. İkincisi, siz sınıf indirgemeciliği diye bakabilirsiniz bu meseleye. Türkiye ve dünya gerçekten refah devleti koşullarından Gökhan sonra Bey, neoliberal bir döneme geçti. Gitmeyelim ve çünkü siz de neoliberal... Yayının sonuna geldik, hatta sarktık. Başladığımız noktada kalalım ya, ve hatta bitirelim. Peki, o zaman şöyle, başladığımız nokta bir cümle, şu. Yani son Halil bir cümle Hoca, rica Halil Hoca çünkü bizi, kapatmak zorunda. Halil Bey bizi Kürt meselesini görmeyip sınıf indirgemeciliğine düşmekle itham edecek. Ama biz bunun cevabını vermeye çalıştığımız zaman konunun dışına taşıyor olacağız, öyle mi? Hayır, program bitiyor olacak. Orada üç kişi konuşurken ben konuşmaya başlayınca program bitiyor olacak. Gökhan Bey, isterseniz. Sınıf dahilinde siz analizinizi yaptınız, o da size cevaben bunu söyledi. Şimdi ya, sizden sınıf bir demek cümle... Kürt meselesini görmemek anlamına mı geliyor? Ayrıca dünyada Fordizm'den post-Fordizm'e geçmek, meta zincirlerine iş gücünün dağılması, emek üzerinden bir analiz yapmayı, emek sermaye arasındaki çelişkiyi görmemeyi mi gerektiriyor? Siz neoliberal akılla böyle bakıyor olabilirsiniz. Ama dünyaya temiz bir akılla bakanlar böyle değerlendirmiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Gökhan Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef sarktık sizden, son cümleleri alamadım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Doğru Açı'da bu hafta HDP-CHP arasında olası koalisyon ya da ittifak arayışlarının, spekülasyonlarının analizini yapmaya çalıştık. Görüşmek üzere.